Trump'ın seçimi kazanacağını öngörüp Tesla ve Bitcoin'de durunca dün iyi bir kazanç elde ettim. Ama açıkçası biraz önce okuduğum bir haber elde ettiğim kazancı gözümde şu hale getirdi. Bir arkadaş Trump'ın kazanacağına dair bahse girmiş. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler konusunda bahse girebiliyorsunuz. Polymarket diye çok büyük bir pazar var orada. Orada bunları yapabiliyorsunuz ve ne kadar para kazanmış biliyor musunuz? Şimdi anlatacağım. Bahse girmenin bir çeşit kumar olduğunu, hem yasak hem günah olduğunu hatırlatıp başlayalım. 50 milyon dolar kazanmış bu arkadaş ve kim olduğunu bilmiyoruz çünkü kimliğini gizliyor. Bahse oynadığı Polymarket bu kişinin Fransız vatandaşı olduğunu söylüyor sadece. Kendisine Tio diye bir isim takmış. Piyasadakiler ise ona Trump balinası diyorlar. Birkaç bahse girmiş aslında. İlki Trump'ın başkan olacağı, yani seçici kurul tarafında 270'in üzerinde oy alacağını tahmin etmiş. İkincisi pek kimsenin tahmin etmediği popüler oylarda da Trump'ın kazanacağını görmüş. Amerikan seçiminde seçici kurulla popüler oy farklı olabiliyor ve popüler oyun bir önemi yok aslında çünkü seçici kurul üyelerinin sayısı belirliyor kimin başkan olacağını ama yine de bir gösterge gözüküyor. Orada kimse Trump'a şans vermiyordu. Harris'in açık ara kazanacağı düşünüyordu. O bahse girmiş, onu da kazanmış. Biliyorsunuz ciddi bir fark attı popüler oyda da Trump Harris'e. Girdiği bir diğer bahiste sancak eyaletlerle ilgili. Hatırlarsanız hep bunu konuştuk. Bazı eyaletler kararsızlar. Esas kıyamet orada kopacak diye. Ve orada 3 eyalete Mavi Duvar ismi veriliyordu. Bunlar geleneksel olarak demokratların daha fazla oy alabildiği yerler. Hangileri? Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin. Oraları da Trump'ın kazanacağını söylemiş. Bu bahisten de para kazanmış. Toplamı bir yere getirdiğimizde kazancı 50 milyon doları buluyor. Arkadaşın kim olduğu gizli ama bir Wall Street Journal muhabiriyle bir ilişkileri var. E-postalarla birbirleriyle bilgi paylaşıyorlar. Bu postalarda diyor ki ben seçim anketlerinin çok taraflı olduğunu ve bir takım detayları gözden kaçırdığını gördüm. O yüzden bahse girdim. Seçimin sonuçları gelmeye başladığında Kimber Tio nasıl bir ruh halindeydi onu tahmin bile edemiyorum. Kendimden hatırlıyorum. Florida'yı açık ara kazanınca Trump seçimin gerisinde kazanabileceğini öngördü ve bununla ilgili red swipe geliyor. Yani her şeyi silip süpürecek cumhuriyetçiler diye bir tweet de attım hatta. Ama benim bahsim bundan çok daha küçüktü. Ben hisse senedi yatırımcısıyım sadece. Bu arkadaş o anda 50 milyon doları kazanabileceğini herhalde gördü. Peki Harris'in 67 milyon oyuna karşın Trump'ın 72 milyon kazanacağını bu arkadaş nasıl öngördü? Sancak eyaletleri kazanacağını nasıl öngördü? Seçici kurula Trump'ın daha fazla üye sokacağını nasıl gördü? Bütün bunlar sadece şans mı? Sadece yazı tura mı attı? Yoksa arkasında bir bilim var mı? İşin enteresanı bir bilim var. En ilginç bulduğum nokta daha evvel duymadığım komşu anketi diye bir özel anket yaptırmış olması. Kime yaptığını bunu açıklamıyor ve anket firmasının açıklaması da yasakmış. Komşu anketinde insanlara komşularının kime oy vereceği soruluyor. Oradaki sonuçlar Harris'in beklenenden çok daha az oy alacağını ortaya koymuş. Niye? Çünkü Trump'a oy vermekten utanan çok insan var. Sorunca kime oy vereceksin diye Trump'a vereceğim demek istemiyor. Çünkü biliyorsunuz Trump'la ilgili Amerika'da süper kötü bir imaj var. Artı kürtaj gibi konulardaki politikalarından da kadınlar hiç hoşlanmıyorlar. O yüzden öyle videolar vardı gördüm. Çocuk kız arkadaşına Trump'a oy verdiğini itiraf ediyor ve kız onu terk ediyor. Bundan dolayı insanlar Trump'a oy vereceklerini gizliyorlar ama komşu hakkında sorunca onlar Harris'e vermeyecek, Trump'a verecek diyorlar. Bu da Tio'ya gerekli ipucunu sunmuş. İnsanların Trump'a oy verme utancından dolayı anketlerin yanıltıcı olacağını ancak bu komşu anketinden doğru sonuç gelebileceğini öngörmüş. Utangaç Trump seçmenlerini fark ettiği için bu büyük bahsi kazanmış bu arkadaş. Kendisi bir bankada trader olarak çalışıyormuş bu arada. Yani matematiğe yatkın birisi ve gelen bütün anketleri kendi matematik modellemesine girmiş. Geçmiş yıllarda bu anketlerin doğruluklarını bu modelden tespit etmiş ve o da ona Trump'ın seçimi kazanacağını yine göstermiş. Yani bize bahis deyince sadece kumar gibi geliyor ama bu arkadaş hem matematik modellemeler kullanmış hem de kendine özgü yeni anket metodolojileriyle insanların gerçek düşüncesini toplamanın bir yolunu bulmuş. Bu arada Tio'nun bu bahisleri ortaya çıktığında pek çok insan Tio'nun anket sitelerini etkilemeye çalıştığını ve Trump'a moral vermeye çalıştığını, Trump taraftarlarını ateşlemeye çalıştığını söylüyordu. Tio diyor ki hayır hiçbir siyasi niyetim yoktu ben sadece bu işten para kazanmaya çalıştım. Ve Tio gelecek seçimler için şöyle bir öneride bulunuyor. Artık lütfen anket yönteminizi değiştirin komşu anketleri daha iyi bir sonuç veriyor. İnsanlar kendilerinin utandığı şeyleri komşuları yıkmaktan hiç çekinmiyorlar. Benim bu hikayeyi çok sevmemin ve size aktarmamın nedeni ise veriye, bilgiye, araştırmaya ne kadar önem vermeniz gerektiği. Ben de bir Tio kadar değilse de fena değilim tahminlerim konusunda. Bunun temel sebebi çok araştırma yapıyorum. Train, Amerika'nın stagflasyona gireceği düşünürken, enflasyonun asla düşmeyeceği düşünürken
nokta atışlar yaptık. Oradan hem kendim hem de takipçilerim güzel paralar kazandılar. Şirketleri doğru seçiyorum çoğu zaman, her zaman asla değil. Kısa vadede yanılsam da orta uzun vadede genelde daha doğru sonuçlar alıyorum. Çünkü bir şeyi söylemeden önce çok fazla araştırma yapıyorum gerçekten. Daha fazla araştırma, daha fazla veriyle daha doğru noktada varıyorsunuz. Ve belki de en önemlisi, aynı Tio'nun yaptığı gibi ezberci yorumlardan uzak durmanız gerekiyor. Hani bir ara diyorlardı mesela, getir eğrisi tersine döndü Amerika mutlaka resesyona girecek. Tam bir ezberci görüştür. Çünkü bunun arkasını sorgulamadan papağan gibi tekrarlıyor insanlar. Arkasını kurcaladığımda o teoriyi ortaya atan insanın bile bu kez durum biraz farklı galiba, benim teori buraya oturmuyor dediğini görmüştüm. Böyle onlarca örnek yaşadık birlikte. Veyahut da hisse senedi seçimlerine bakalım. Orada da aynı ilke geçerli. Mesela ben Palantir'e 6-7 dolarken yatırım yapmaya başlamış. Şu videomda da neden Palantir'i beğendiğimi anlatmıştım. Palantir bugün 54 dolar. Lütfen gidin o videodan bugüne kadar Palantir hakkında hem Wall Street uzmanlarının hem bizdeki uzmanların neler söylediğini bir dinleyin. Başkalarının göremediğini görmek için sizin herkesten daha fazla çalışmanız ve piyasadaki gürültüden uzak durmanız gerekiyor. Piyasa bize çünkü sürekli gürültü aşılıyor. Mesela şimdi de başladılar hemen gürültüyü aşılamaya. Merkez Bankası Başkanı ile Amerika'nın Trump mutlaka kavga edecekler. 2 gün sonra Elon Musk'la Trump'ın arası bozulur. Trump'ın bütün politikaları Amerika'da enflasyon coşturacak şeyler. Bunların ne kadar gürültü olduğunu önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Çünkü yine kimse derinlere bakmıyor. Ben bakmaya çalışıyorum. Hem makroekonomi konusunda, hem hisse senetleri konusunda, hem şirketler konusunda ve o öngörülerimi bizim Discord üyeleriyle yoğun şekilde paylaşıyorum. Bazılarını size de paylaşıyorum ama ciddi bir bölümünü işin doğrusu ücretli üyelere saklıyoruz. Discord'a gelin, üye olun. Bunun için YouTube Discord üyeliği seviyesine çıkmanız yeterli. Veyahut da doğrudan doğruya Haddini Aş Kulübü üye olabilirsiniz. Bütün açıklamalar aşağıda duruyor. Siz de daha iyi bir yatırımcı olabilirsiniz. Geleceği daha doğru tahmin edebilirsiniz. Topluluktaki pek çok insanın en çok üzerinde durduğu konu bu. Biz de gelişiyoruz. Biz de pek çok şeyi kendimiz öngörebilir hale geliriz diyorlar. Esas peşinde olduğumuz şey bu. Çünkü fal bakmayı değil, belli yöntemleri kullanarak daha doğru tahminler yapmayı hep beraber öğrenmeye çabalıyoruz orada. Mutlaka bekleriz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.